Herkese merhaba. Bugün hastanemizin üroloji bölümünden Profesör Doktor Eren Kanbaşok ile birlikteyiz. Laparoskopik girişimler hakkında konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Çok teşekkür ederim. Nedir laparoskopik girişimler? Anlatır mısınız? Laparoskopik girişimler, işte şöyle, endoskopik girişimler diye ana başlık altına toplayabiliyoruz bunları. Endoskopik girişimler nedir? Bizim halk arasında bilindiği gibi kapalı girişim. Yani artık açık cerrahi kesi yapmadan yapılan girişimler deniyor. Bunlar iki yöntemle olabiliyor. Birisi doğal vücudun deliklerini kullanıyoruz. Mesela bizde idrar işeme deliği dediğimiz delik, burun delikleri gibi. Bunlara endoskopik derken bir de doğal delik olmayan yerlere, mesela karın bölgesine, böbreklerin olduğu alanlara gelirken kullandığımız kendimizin yarattığı delikler. Bunlar genelde 3-4 tane delik olur. Çapları yarım santim ile 1 santim arasında değişen. Oradan bir tanesinden bir önce bir tüp, küçük bir tüp koyuyorsunuz. Oradan içeri kamera koyduktan sonra diğer iki delikten de yardımcı aletleri koyaraktan gerçekleştiren ameliyatlara gitmeden genel bir isim. Ürolojide oldukça sık kullandığımız girişimler ve bizim elimizi çok rahatlatan, çok konforu arttıran girişimler. Ve bugün artık altın standart kabul ediliyor. Açık cerrahi neredeyse hiç yapmaz hale geldik. Açık cerrahi yerini almaya başladı. Teşekkürler. Peki açık cerrahiye göre avantajları nelerdir? Şimdi demin bahsettiğim gibi en büyük avantajı yaşam kalitesi, konfor. Artık çağımızda konfor arıyoruz. Başarılı bir ameliyat. Artı yanda da konforlu olsun. Çok çabuk işimize dönelim. Ameliyat sonrası ağrımız az olsun, daha çabuk ayağa kalkalım ve normal yaşantımıza dönelim. Çabuk yemeğimizi yiyelim, suyumuzu içelim. Bu tip avantajları var. Şimdi açık cerrahi biliyorsunuz, en az bir 10 santim hatta 25 santim, bazen biz böbreklerde karın doğrundan girdiğimiz zaman 45 santim kadar olan kocaman kesilerle ameliyattan sonra ağrı yapan ve sonrasında pansumanlara gelip giden yaşam kalitesini bozan ameliyatlar yapıyor. Şimdi demin bahsettiğim gibi 3 tane küçük delikten, 2 tane 1 santim, 1 tane 1 santimden koyduğumuz aletlerle kameraya koyduğumuz zaman içeri büyük bir ekranda görüyorsunuz görüntüleri. Kocaman bir görüntü alıyorsunuz bir kere. Görüntü büyüyor. 10-15 katı büyüyor. Organlara daha yakın bakabiliyorsunuz. Uzaktan gördüğünüz organları kamerada yaklaşarak dev büyütülmüş halde görebiliyorsunuz. Damarları, doğru damarları, yanlış damarları, neyi kesip kesmeyeceğini çok ayırt edebiliyorsunuz. Kanserli dokuyu çok iyi görebiliyorsunuz. Ve içeri gaz veriyorsunuz o deliklerden bir tanesine. Bir tanesi kamera, diğer iki tanesinden de aletlerle kesme, dikme gibi özel aletler var. Bunları kanamaya engelleyen aletlerle yaptığınız zaman ameliyatın süresi de bir kere kısalıyor. Ondan sonra hastanın iyileşmesi çok çabuk oluyor. Bir pansuman gerektirmiyor. Görüntüsü çok güzel oluyor. Kozmetik, kocaman bir yeriniz oluyor. Ameliyattan sonra ağrı açığa göre çok daha düşük oluyor. Başarı da çok artıyor. Çünkü büyük büyütmelerle gördüğünüz zaman ameliyatlarda daha az kanama oluyor. Daha az kanamayı gerçekleştiriyorsunuz. Ve cerrahide de özellikle kanser cerrahisinde çok kullanıyoruz bunları. Doğru sınırları daha iyi görekten daha temiz ve daha başarılı ameliyatlar ortaya çıkartıyorsunuz. Onun için açık cerrahide çok daha avantajlı duruma geliyor. Peki ürolojideki uygulama alanları nelerdir? Üroloji aslında bu işin ameliyat gemisi gibi yani ürolojide çok kullanılıyor. Biz açık cerrahiyi neredeyse bıraktık artık. Çok nadir olgularda yapıyoruz. Ve laparoskopi bizde çok yoğun bir şekilde kullanılıyor. Bizde başta yukarıdan aşağı sayarsak işte böbrek. Böbrekten gelen üreterimiz yani böbrekten idrar torasından yoldaki hastalıklar. İdrar torası ve özellikle prostatta bazı değişik hastalıklarda laparoskopi çok kullanılıyor ama en çok kullanılan da böbrek ve prostattır. Şimdi böbrekte böbrek kanserleri var. Böbrek üstü bezin hastalıkları var. Böbrek üstü bezindeki tümörler var. Onlar da ya karın duvarından ya da sırttan. Ben daha çok sırt bölgesinden tercih ediyorum. Çünkü karın bölgesinde bağırsaklarla daha çok karşılaşıyorsunuz. Sırt bölgesinde herhangi bir organ yok. Direkt böbrekle muayene oluyorsunuz. Böbrek kanserlerinde ve özellikle laparoskopinin en önemli olduğu alanda böbreği koruyucu kanser ameliyatları. Yani siz böbreğe hiç dokunmuyorsunuz. Mesela diyelim 10 santimden daha küçük. Çok böbreğin orta kısmına, damarlara bulaşmamış. Erken yakalamış artık çünkü çağımızda ultrason kullanıyoruz. Çok erken kanserlere yakalıyoruz. Böyle 3 santim, 4 santim, özellikle 4 santimden küçük, 7 santimden küçük tümörleri
böbreği hiç çıkartmadan, böbreği almadan sadece tümörü çıkartarak ve o tümörü çıkarsan dikişler koyarak da yaptığımız böbrek koruyucu cerrahiler var. Bunlar da artık çağ attı bize. Eskiden yapamadığımız sadece böbreği almadan da çıktığımız şeylerde daha büyük büyütmeyle doğru damarları bağlayarak, doğru cerrahisini yaparak da çok daha başarılı ameliyatlar yapabiliyoruz. Onun haricinde böbrekler eğer ki bit sebepten dolayı çalışmasını kaybetmiş, artık işe yaramaz bir organ değilse bütün böbreğe alınması gibi çok daha rahat ameliyatları, çok daha hızlı ve çok daha güvenli laparoskopik olarak yapabiliyoruz. Prostat kanseri yapılıyor. Orada da sinirleri ve damarları büyük büyütmeli gördüğünüz için çok daha güzel bir şekilde dokuları çıkartarak, etraftaki bezleri çok daha rahat çıkartarak da kısa sürede başarılı ameliyatlar yapılabiliyor. Genelde kullandığımız ameliyatlar en çok majör bunlar. Onun haricinde üreter taşlarında kullanıyoruz. Testis kanserinde karın içinde sıçramalar varsa bunu bezleri çıkarmak için kullanılabiliyor. Aynı zamanda böbrek çıkış darlıkları var. Genelde bunlar çocukluk çağında başlayıp genetik gelen. Daha sonrasında böbreklerde şişlik yapıp fondik böbreklerin çalışmasını bozan hastalıklar. Onlarda özellikle açık cerrahide çok kozmetik olmayan gençlerde yapılar olurken şimdi üçleyikten o dar kısmı çıkarttık. Tekrar dikişler yaparak koyarak tekrar organı koruma ameliyatları yapabiliyoruz. Plastik cerrahi bir çeşit. Genelde kullanılan ameliyatlar bunlar. Laparoskopik girişimler nasıl bir tecrübeyle yönetiliyor? Şimdi tabii laparoskopik girişimler açık cerrahi eğitimi verildikten sonra eskiden özellikle laparoskopiye geçiyorduk. Ama şimdi neredeyse açık cerrahi yerine tamamen laparoskopi kaldı. Ama tabii bunun için eğitim almanız gerekiyor. Bir kere önce bazı merkezlere gitmeniz gerekiyor. Bu konularda önce belki alkolün üzerinde çalışmalar yapıyorsunuz. Ameliyatlar yapıyorsunuz. Daha sonra bunların eğitimi alıyorsunuz. Ve oradan sertifika aldıktan sonra bu işlere başlıyorsunuz. Tecrübe edilir. Tek şeyi uzun bir çalışma döneminden sonra, uzun kursları gördükten sonra bu işlerde başarılı hale gelip sertifikalar geldikten sonra yapabiliyorsunuz. Biz hastanede zaten bu cerrahiyi uyguluyoruz. Artı yılda en az iki kere de yurt dışından gelen doktorlara bunun da eğitimini veriyoruz. Biz burası bizim hastanemiz bu işin eğitim veren bir merkezdir. Daha sonra ameliyatları yapmaya başlıyorsunuz ve tecrübeli hale geliyorsunuz. Oldukça deneyimli bir ekibimiz vardır. Verdiğiniz faydalı bilgiler için çok teşekkürler hocam. Biz dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Herkese sağlıklı günler diliyorum.